Kömürden kurtul. Bu sloganla birlikte bini aşkın kişi İzmir'de Ali Ağa ilçesinde toplandı. 80 kurumun yanı sıra siyasi partiler, çevreciler, aktivistler, ekoloji mücadelesi verenler bir protesto yaptılar. Fosil yakıt karşıtı inisiyatifin girişimleriyle 12 ülkede yapılan etkinliğin son halkası Ali Ağa ve Foça arasındaki Ilıpınar bölgesinde yapıldı. O eylemin görüntülerini getirelim ekranlarınıza, ardından bir telefon bağlantımız var. İran yaşasın hayat, terbiye, İran yaşasın hayat. Yüzlerce yaşam hakkı savunucusu fosil yakıtlara karşı İzmir Ali Ağa'da bir araya geldi. Bugün dünyanın sorunu olan fosil yakıtlara karşı başlatılan eylemlerin sonuncusu Türkiye'de yapıldı. Terbiye yapma boşuna, yıkacağız başına. Fosil yakıttan kurtul inisiyatifi İzmir Ali Ağa'nın Ilıpınar köyünde kömürden kurtul eylemi düzenledi. Bu kara sevdadan vazgeçin artık. Eyleme çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve çevre derneği katıldı. Yaklaşık 2000 kişi 2,5 kilometre uzaklıktaki Cürüf sahasına kadar yürüdü. Proje alanında halaylar çekildi. Yaşam hakkı savunucuları projeleri durdurmaya kararlı. Gezegenimizi yok oluşa sürükleyen fosil şirketlerine, kömür şirketlerine yaşam alanlarımızı bırakmayacağız. Dünyanın en tehlikeli fosil yakıt projelerini durduracağız. Yeter! Eylem için Ali Ağa'nın seçilmesinin de ayrıca bir nedeni var. Ağır sanayi bölgesi. 4 milyon insanın yaşadığı İzmir'in dibinde halen biri kömürlü 4 termik santral daha var. Yüzlerce sanayi tesisi, petrokimya tesisi var. Bu tesislerin yarattığı yıkım yetmiyormuş gibi 4 yeni termik santral daha yapılmak isteniyor. Türkiye'de 71 termik santral planlandığını belirten aktivistler, projelerden bir an önce vazgeçilmesi için çağrıda bulundu. Evet, şimdi Foça'dan bir telefon alalım. Fosil Yakıttan Kurtul İnisiyatifi üyesi ve Foça Çevre Kültür Platformu kurucu üyelerinden Bahadır Doğutürk telefon attığımızda. Merhabalar. Efendim. Bahadır Bey merhabalar. Merhabalar, sesim gelmiyor mu acaba? Geliyor, şimdi geldi. Ben alamadım herhalde az önce. Evet büyük bir eyleme ev sahipliği yaptı Ali Ağa Foça. Çünkü büyük bir tehlikeye de ev sahibi yapıyor oralar. Termik santrallerin sayısının artması bekleniyor. Ağır sanayi aslında yaşamı, doğayı yok ediyor o bölgedeki ve o yüzden sembolik önemi açısından da bölgenin bu eylemin orada olması önemliydi. Sizden alalım değerlendirmesini, hem eylemin hem de tabii ki orada verilen mücadelenin. Şimdi efendim tabii Ali Ağa deyince anılarımızı tazelememiz lazım. Türkiye'nin en büyük çevre eylemini 90 yılı 6 Mayıs günü Konak'tan Gencerli'ye kadar ulaşan insan zinciri, sevgi zinciriyle o dönem yapılmak istenen termik santral engellenmişti. Bu kentin böyle bir geçmişi de var. Bunu unutmadan o günden bugüne bölgedeki fütursuzca sanayi gelişimine dikkat çekmek ve bundan sonra bu bölgede yapılacak olan kirli endüstriye karşı mücadelenin başlangıcı olarak 15 Mayıs'ı seçtik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden haberde izlediğimiz gibi destekçilerimiz vardı. Fosil yakıt karşıtı inisiyatifi oluştururken özellikle buna çok dikkat ettik. Yurdun çeşitli yerlerinde bu mücadeleyi veren yaşam savunucularıyla irtibat kurup bu oluşuma destek istedik. Diğer oluşumlarda buna tam destek verdiler. Yaklaşık yani şu anda 80 isim diyoruz ama mesela İzmir İl Koordinasyon Kurulu dediğimizde TMOP'a bağlı tüm odaları konuşmak lazım. Dolayısıyla bu sayı yüzü aşkın bir omuzdaşı ifade etmekte. Bu bölgede biliyorsunuz sırf termik santral demek de olmuyor. Burada rafineriler, petrokimya tesisleri, tehlikeli gemi söküm tesisleri, haddihaneler, demir çelikler,
Arkocaklı limanlar, tehlikeli kömür depoları, hurda depoları, gübre fabrikaları, 40-50 milyon tonu bulan İzmir'in kuzey ormanları, akciğerleri dediğimiz Foça ormanlarına dökülen Cüruf, Tufal ve 2 yıldır hukuksuz çalışan termik santralin külleri, yani burası adeta bir nükleer tehdit görünümünde kümülatif olarak hem bölgeyi hem İzmir'i hem aslına bakarsanız gezegeni tehdit etmekte. Biliyorsunuz geçtiğimiz Aralık ayında Paris'te bir iklim zirvesi gerçekleştirildi. Burada 195 ülke artık fosil yakıtlı enerji üretmenin dünyanın sonunu getireceği konusunda anlaşmaya vardılar. Dolayısıyla biz de bu anlaşmadan hareketle dünyadaki 13 ülkeyle birlikte eş zamanlı eylemliliklerin sonuncusunu dün Aliağa'da gerçekleştirdik. Fosil yakıtların artık enerji kullanımında kullanılmasının sonunun geldiğini, kömürlü, petrokoklu termik santrallerin bundan böyle enerji üretiminde kullanılmaması gerektiğini bütün dünyaya hep birlikte haykırdık. Biz tabii bu mücadeleyi 2009 yılından beri bölgede veriyoruz. Ancak hem yerel hükümet, ya merkezi hükümet, hem de yerel yöneticiler bugüne kadar çok fazla sesimizi duymadılar. Ancak bu eylemde bize destek olan yerel belediyeler de vardı. Bunlar sevindirici gelişmeler. Önümüzde bize ümit veren gelişmeler. Eğer birlik olursak biz buradaki Aliağa'daki bu kötü gidişi bir dur diyebiliriz diye düşünüyoruz. Onun için Cüruf'ların önünde bir kırmızı çizgi çektik ve yeter dedik. Çok da mutluyuz dünkü eylemden. Coşkulu, heyecanlı mesajımızı verdiğimizi düşünüyoruz. Şimdilik bu kadar efendim. Evet, yani bu birliktelik belki devam da edecek ve orada çıkan, dün çıkan o güçlü ses belki de Aliağa'nın kaderini değiştirecek. Teşekkür ediyoruz biz de efendim size. Evet, zaten bu 15 Mayıs bir nihai gün değil, bir başlangıç olacak. Baştan öyle karar verdik. Türkiye'nin neresinde böyle bir tehdit var ise bu grup hep beraber orada olacağız. Hem Aliağa hem yurdun diğer bölgelerinde eğer merkezi hükümet bir anlaşmayı imza atmış ise bunun arkasında durması gerektiğini bir sivil inisiyatif olarak, baskı unsuru olarak kullanacağız ve her yerde dile getireceğiz bu isteklerimizi. Bahadır Doğutürk, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Sesimize ses oldunuz. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Bahadır Doğutürk telefon hattımızdaydı. Dün yapıldı Foça Aliağa arasında çok büyük bir eylem. Kömürden kurtul diye haykırdı bini aşkın insan. Ve aslında fosil yakıt karşıtı inisiyatifin de yerel destekçileriyle birlikte ilk bir araya gelişiydi bu. Bahadır Bey de söylüyor. Bu daha başlangıçtı. İmece Televizyon ekibi de oradaydı. O eylemi yerinde takip etti. Arkadaşımız Gülfem Karataş sordu. Kameraman Vedat Arslan görüntüledi. Eyleme katılanlara ne istediklerini, ne talep ettiklerini öğrendik. O röportajlar serisiyle baş başa bırakalım sizi ve Yeşil Bülten'i kapatalım. Saat başında buradayız yine. Doğanın insana ihtiyacı yok. Ama insanın doğaya ihtiyacı var. O yüzden de doğayı katletmemesi gerekiyor. Doğanın var olması gerekiyor ve insanların doğa için var olduğunun farkına varması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu mücadeleyi yerel bir sorun olarak görmüyoruz. Küresel bir sorun. O sorunun biz de bir parçasıyız. Bu nedenle Aliağa'da bizim için önemli alanlardan bir tanesi. Çevre bir bütündür. Çanakkale'si, İzmir'i yoktur. Kirlenen her yer bir başka yere de zarar verebilir. Yöneticiler sadece rant peşinde koşuyorlar. Sadece para peşinde koştukları için bizi hiç düşünmüyorlar. Biz niye buradayız? Bütün bu Aliağa bölgesi hem var olan hava kirliliği hem de yapılacak termik santrallerle ilgili olarak insan sağlığını tehdit edeceği için buradayız. Kömürlü yakıtlara, fosil yakıtlara hayır demek için. Dünyamız için. Sadece bizim çevremiz için değil. Nükleer, termik, HES projeleri vatana ihanettir. Güneş, rüzgar bize yeter.
Termik santrale karşı olduğumuz için buradayız. Havamızı, suyumuzu zehirlemek istemiyoruz. Termik santral istemiyoruz. Doğayı, havayı, suyu kirleten hiçbir şeye izin vermek istemiyoruz.